Şu hamuru hazırlıyoruz. Şu hamuru. Şimdi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Evet. Biraz tenceremiz ısınmış. Bir su bardağı su ekliyorum. Şöyle klasik 200 milimlik su bardağı. Kullandığım su bardağı. Şöyle 100 gram tereyağım var arkadaşlar. 100 gram tereyağımı da ekliyorum. Tereyağı eriyip kaynama noktasına gelene kadar ne yapacağım arkadaşlar? Pişireceğim. Hadi bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir çimdik tuzumuz var. Evet. Bir su bardağı yani 120 gram unum var. Onu da ekliyorum. Ve bu aşamada artık hızlıca karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Evet, hemencecik toparladı kendini hamur. Bakın, o yüzden çok hızlı olmanız gerekiyor burada. Yoksa ne olur? Evet, topaklaşır. Böyle bize pürüzsüz bir kıvam gerek. Ne kadar çevireceğiz hocam? Hamur toparlandıktan sonra ocakta bakın şöyle dibinde ne görüyorsunuz? Bir kaymak tabaka oluştu. Gördün mü fıstık sende? O tabaka oluşana kadar çeviriyoruz. Tamam. Dibi hafif tutuyor. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle ilk sıcaklığı geçsin diye isterseniz tezgahın üzerinde isterseniz böyle tencerenin içinde karıştırarak da soğutabilirsiniz. Şöyle bir ilk sıcaklığı geçtikten sonra alıp yumurtaları tek tek ekleyeceğim. Alabilir miyim Sadi hocam? Evet. Şimdi artık yumurtaları bakın arkadaşlar 4 adet yumurtamız var. 4 adet büyük boy yumurtayı ne yapıyorum? Tek tek ekliyorum. Şöyle her yumurta sarısı kendi akıyla düşüyor zaten. Demiştik daha önce. Şöyle güzelce yediriyoruz. Evet. Tek tek. Yumurtaları mutlaka tek tek yediriyoruz. Tamam mı? Evet. Sanki ilk başta hiç şey yapmayacak, yemeyecek gibi gelir. Ama siz karıştırdıkça hamurun kıvamı koyulaşacaktır. İlk yumurtayı ekledim. Yedirdim. İkinciyi ekliyorum kızlar. Yine tek tek. Tamam mı? İlk başta dediğim gibi böyle yemeyecekmiş gibi, sizi zorlayacakmış gibi gelebilir ama bakın böyle bir şey oluyor. Buradan görmek isteyenler gelebilir ilk etapta kıvamını. Olabilir ama mikserin gücü genelde dayanmıyor. Güçlü olması gerekiyor. Mutfak şefinin pedal ayağıyla yediriyoruz. Ben şimdi elde de nasıl yedirilir onu göstermek isterim size. Evet. Şöyle arkadaşlar üçüncü yumurtamı da ekliyorum. Onu da yedirelim. Şimdi de dördüncü yumurtamızı yediriyoruz. Yumurtalar büyük boy olsun mutlaka. Özellikle. Aynen. Küçük olursa 5 tane ekleyin. Yumurta küçükse 5 yumurta ekleyin, tamam mı? Thank you.
böyle. Bakın. Şu kıvam arkadaşlar. Tamam mı? Şunu görmemiz gerekiyor. İstediğimiz kıvam budur. Tamam? Arkadaşlar duyumuzu taktık. Teyze yağ alabilir miyim? Yağla su. Evet. Bakın böyle poşet. Çok kısa kesmeyin. Çok da dişlilere değmesin. Tamam mı? Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar. Evet, şöyle su ve sıvı yağımızı karıştırdık. Bakın arkadaşlar ezmeden, tamam mı? Çünkü çok yumuşak bir hamur nihayetinde. Ne yapıyoruz? Sadece üzerinde şöyle bir git gel yapıyoruz. Bu da çatlama olayını en aza indirgemek için. Şöyle bir git gel yapıyorum. Bakın böyle, şöyle doldururken daha rahat doldurabilmeniz için şöyle yandan kesiyorum, tamam mı? Bakın, gördünüz mü? Tamam. Şöyle yan koyun kesip, tamam mı? Bakın şöyle hafif şey bırakın ki tamamen açılmasın, sonra kapaklarını ayarlamak zor oluyor bu sefer. O kadar kıyır olmuş ki. Şöyle. Hı-hı. Tam açmayın. Yok. Evet şöyle bakın. Evet şöyle arkadaşlar bakın şöyle
Çok iyi görüyorum. Evet, burada da çok. Ben illa o pencerenin ışığını